Herkese merhabalar. Merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çocukluğumuzda da çok sevdiğimiz, hala da modası hiç geçmeyen elmalı kurabiye hazırladık. Bu tarifi özelliğini bir kere kıyır kıyır olması, şeklini çok kolay verebiliyorsunuz. Pişerken yayılmıyor, dağılmıyor. Böyle bir tarif hazırladık. Ve bir de çok güzel bir haberimiz var size. Teremya ile Mutfağın Sultanları yarışması tekrar başlıyor ve 3 hafta sürecek. Yine her hafta bir kişiye Karaca'dan mutfak şefi ve 100 kişiye de Şok Market'ten hediye çeki veriyoruz. Yarışma ile ilgili daha fazla bilgi için videonun devamını mutlaka izleyin. Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olur ve zile tıklarsanız çok seviniriz. Hadi o zaman tarife başlayalım. Başlayalım. Önce elmalı kurabiyemizin iç harcını hazırlayarak işe başlıyoruz. Evet, bu tarif için 3 tane elmaya ihtiyacımız var. Hı hı. Elmaları soyarak rendeliyoruz. Burada kullandığımız elmalar tatlı elmalar. Ekşi olmaması önemli. Şimdi elmayı rendeliyorum. Rendenin kalın tarafını kullanıyorum rendelerken. Bu arada ocağım şu anda çalışmıyor. Hepsini rendeledikten sonra ocağın altını açacağım. Elmalarımızı rendeledik. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Ben ocağı açıyorum. Elif, hangi malzemeleri koyacağız? 3 yemek kaşığı kadar şeker kullanıyoruz. Onu da hemen üzerine dökelim. Bir tatlı kaşığı da tarçın, ama bol tarçını seviyorsanız artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Elmalar piştikten sonra da son olarak ceviz ekleyeceğiz. Yine ceviz miktarı da sizin isteğinize kalmış. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz ya da artırabilirsiniz de. Elmalar ısındıkça sularını saldığını göreceksiniz. Sonra bu saldığı suyu yavaş yavaş tekrar geri çekecek. Oradan elmaların piştiğini anlayabilirsiniz. Şimdi elmalarımız yeterince pişti. Ocağı kapatıyorum. Üzerine yarım su bardağı kadar cevizi ekleyerek tekrar bir karıştırıyorum. Şimdi elmaların soğuması için bir süre beklemeleri gerekiyor. Ben bu işi hızlandırmak için böyle bir ayrı kaba almayı tercih ediyorum. Hamurumuzu yaparken de zaten elmalar soğumuş olacak. Hı-hı. Rahatlıkla kullanabileceğiz. Elmalı iç harcımız soğurken hemen hamurumuzu başlayabiliriz. Bunun için 150 gram tereyağı kullanacağız. Hemen paketin üzerinde 50 yazıyor zaten. Şöyle 150'den kesiyorum. Tereyağın oda sıcaklığında yumuşamış olması önemli. Hamurunuzu çok daha rahat yoğurursunuz. Yarım su bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, yarım çay kaşığı kadar kabartma tozu ve yavaş yavaş unu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamuru yoğururken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir kere malzemelerin iyice karışması için ve kolay rahatça yoğurmak için tereyağının oda sıcaklığında olması önemli. Hı hı. Bu birinci kuralımız. İkincisi, onu yavaş yavaş eklemek de işinizi kolaylaştırabilir. Biz tariflerde hep ölçü veriyoruz ama işte yumurtanın boyutu değişiyor, unun türü değişiyor, her şey değişebiliyor. Elinizin sıcaklığı farklı oluyor. Bu nedenle un miktarı her zaman tarifte verilenden daha az koymak ve gerekiyorsa eklemek. En önemlisi bu bence. Bunlara dikkat edildiğinde hamurunuzun çok güzel kıvamlı olacağına eminim. Ayrıca bu hamur böyle hani bazen kurabiye yaparken hamur dağılır, kırılır. Ama kesinlikle bu hamurda öyle bir sorun yaşamazsınız. Çok rahat şekilde şekillendirebilirsiniz. Hmm. İç harcını değiştirebilirsiniz. Muhallebili yapabilirsiniz. Başka parmelen olabilir. Ayvalı yapılıyor mesela. Evet. Aynen. Farklı meyveler olabilir. Kuru yemiş tarzı şeyler olabilir. Önemli olan hani pişerken hamurun çok formunu değiştirmemesi, açılmaması, çatlamaması. O yüzden bu hamuru kullanabilirsiniz rahatça.
Şimdi Elif nasıl şey kıvamı gayet hani oldu gibi değil mi? Oldu gibi ama biraz daha yoğurmaya ihtiyacı var. Evet. Tam karışmadı. Biz bu tarifte o zaman toplamda 2,5 su bardağı un kullandık. Yani bizim bardaklarımız 200 ml, 500 ml kadar un kullanmışız. Toplamda 500 ml kadar kullandık. Su bardağıyla ölçerseniz 2,5 su bardağı. Şimdi hamurumuzu 3 parçaya böleceğiz ve şekillendirmeye geçeceğiz. Parçaların eşit boyutta olması çok önemli değil. Sadece daha rahat açmak için bu şekilde bölüyoruz. Şimdi hamuru merdane ile açıyorum. Açarken çok şart değil ama böyle hafif hafif un serperseniz üzeri daha düzgün bir şekilde açılır. Bu da bir püf noktası olsun. İstediğim kalınlığa gelinceye kadar şöyle açıyorum. Şimdi bir su bardağı yardımıyla daireler keseceğim. Bu hamur aslında dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çok şekillendirmesi kolay, böyle parçalanan bir hamur değil. O yüzden şekillendirme kısmı çok aslında esnek. Şimdi dairelerimizi biz bardakla kestik ama evinizde eğer varsa böyle desenli kalıplar istediğiniz her türlü kullanılabilir. Birer tatlı kaşığı kadar soğuyan elmalı iç harcımda böyle ortalarına bırakıyorum. Yani ne kadar bol olursa koydum. Güzel oluyor bence. Şu şekilde ortada birleştiriyorum. Hafifçe sıkıyorum diye pişerken de açılmasınlar diye. Hamurlarımızı bir taraftan şekillendirmeye devam ederken hazır olanları da yağlanmış tepsiye sıralıyorum. Çok birbirine yakın yerleştirmeyin. Böyle hafif aralıklı olarak sıralayabilirsiniz. Şimdi ilk tepsimizi doldurduk. 24 tane kurabiye aldı. Kalanlarla da herhalde bir tepsi daha çıkacak gibi görünüyor. Evet. Oldukça bereketli bir kurabiye. Önceden ısıttığımız 175 derece fırında pişmeye bırakıyoruz. Kurabiyelerimiz çok güzel piştiler ve biz biraz da bekledik soğumaları için. Pişme süresi fırına göre değişebiliyor ama şunu unutmayın, kurabiyeleri pembeleşmeye başlayınca alabilirsiniz. Çok kızarmalarını istemiyoruz. Hafif pembeleşmeye başlamaları yeterli. Altı da gayet güzel pişmiş. Evet, fırından aldıktan sonra da soğumasını bekliyoruz. Daha sonra pudra şekerini serpiyoruz çünkü sıcakken serperseniz şekerleriniz eriyebilir. Kurabiyelerimiz soğudu, pudra şekerini serptik. Şimdi servis tabağına alabiliriz. Evet. Kaç tane çıktı? Böyle bir tepsi, büyük tepsi, bir de küçük tepsi çıktı. Toplam 40 tane. 40 tane kadar. Yani, su bardağı boyutunda keserseniz hamurunuzu 40 tane, yaklaşık 40 tane kurabiye elde edebiliyorsunuz. Oldukça bereketli bir tarif aslında. Evet. Çok da güzel. Burası çok güzel koktu şu anda. Evet. Tarçın, elma kokusu ve kurabiyelerin kokusu harika. Hadi bakalım. Videomuzun başında da söylediğimiz gibi Törem ve Aylin Mutfağın Sultanları yarışması tekrar başladı. İlkinde yüzlerce kişiye hediye göndermiştik. Bu sefer de yine bol bol hediye vereceğiz. Ne yapmaları gerekiyor? Evet, ne yapmanız gerekiyor? Terem yağıyla tarifinizi hazırlıyorsunuz. Herhangi bir tarif olabilir. İçerisinde terem yağı kullandığınız tarifinizi nefisemektarifleri.com'dan ya da nefisemektarifleri uygulamasından bizlere göndererek yarışmaya katılıyorsunuz. Hatta hemen ekranda bulunan tarif gönder butonundan da gönderebilirsiniz.
Buraya kadar izlemişseniz yorumlara mutlaka bir kalp bırakmanızı bekliyor olacağız. Kanalımıza abone olur ve zili tıklarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.